gelmiş böyle gitmiş. Nerede görmüşler hayvanı? Şurada gidelim şu an. Hadi gidelim. Geç önüne geç. Üçüncü günün sabahı, saat 7:30, dün ve evvelsi gün, sadece bir defa bağıran bir geyim olduğu bölgeye doğru gidiyoruz. Rüzgar aşağıdan yukarı estiği için biz zirveye doğru çıktık. Yukarıdan aşağı gözet yapacağız, ses vereceğiz. Ses alabilirsek yerini tespit edip hayvana yaklaşmaya çalışacağız. Kütahya Tavşanlı bölgesinde ilk defa av yaptığımız için bölge halkı henüz bize alışamadı. Avcı olarak geyik avcısı olduğunu bilmiyorlardı. Şimdi biz burada bu bidonlarla öğrerek geyik sesi çıkartıyoruz. Aşağıda kesimciler vardı. Biz böğürünce korkudum. Kesim bıraktılar. Hiçbir şey yapamıyorlar. Islık çalıyorlar bizi. Belki de adam işi bırakıp gitmiş de olabilir. Çünkü geyik sesini tanımıyorlar. Geyik sesi, geyik böğürmesini bilmiyorlar. Hayvan popülasyonu burada çok az. Saat 9 oldu. Hiçbir böğürme sesi yok. Hiçbir gezinen hayvan yok. Göremedik. Dürbün tuttuk. Gene göremedik. Şimdi aşağı iniyoruz. Orada çay demledikten sonra başka bir bölgeye geçiş yapacağız. Bulutlar geliyor bu tarafa doğru. İşimiz kötü. Kuş oynağı. Doğru mu söylüyorum Murat? Evet. Kuş oynağı kulesindeyiz. Şimdi Murat kardeşim mantar toplamış. Bu mantarları bize bir tanıtsın bakalım. Nedir Murat bunların ismi ne? Recep abi biz bunu dede börük deriz. Dede börük. Evet. Evet. Dede börük diye toplarız bunu. Aha. Burada pişirir yeriz. Nasıl pişiriyorsunuz bunları? Közde de pişiyor bu abi. Közde pişiyor, güzel oluyor. Yani zehirli değil, yıllardan beri bildiğiniz bir şey değil mi hiç bu? Hiç zehir falan yok. Başka hangi çeşit mantar var burada? Mevki var. Mevki, ha. O kırmızı olan mantar vardı ya, daha önce göstermiştim size. Evet, mevki. Mevki var. Buranın rakımı kaç? 1815. 1815 rakımındayız. Evet. Hava çok rüzgarlı. Aslında bundan bir hafta önce rüzgar yokmuş ama şimdi çok rüzgar var. Yalnız biz geyik bulamıyoruz. İşin kötü tarafı o. Geyik için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Murat buralarda geyik böğürüyor mu? Hiç duyuyor musun? Duymadım Recep abi. Duymuyorsun. Hiç duymadım. Kendisini gördüm. Ama Ekim ayında falan buralara geliyorlar. Geliyorlar. Tamam. Şansımızı zorlayalım bakalım. Haydi rastgele. Kolay gelsin. Az önce
Murat'la beraber çekimlerini yaptığımız dede börük mantarını şu anda Murat pişiriyor. İnanılmaz güzel bir görüntü. Sanki et pişiyor. Çok da lezzetli kokuyor. Oo, süper süper. Evet, kulede yemek vakti. Cacık, salata ve dede börü müydü? Dede börük. Dede börük. Hep unutuyorum ya. Dede börük yiyeceğiz. Afiyet olsun Ali Bey. Güzel. Bir de geyikleri bulursak tamam. İnşallah. Güzel bir yalak ama. Yaklaşık 2-3 saat önce hayvan burada çamura bulanmış. Dışkıları var. Mantarın adı neydi? Dede börük. Dede börük mantarı. Mantarları bulmaya devam ediyoruz. Da çok enteresan ha, tokmak gibi. Dede börük. Burada da var. Oo, her taraf mantar olmuş. Oo. Orada da var. Uf, burası sırf mantar. İnanmıyorum, inanmıyorum. İnanılmaz şekilde mantar dolu burası. Şimdi bu geyiklerin en çok sevdiği şeyler, bu çam ağaçlarında. Burç denilen bu bitkiyi çok seviyorlar. Özellikle kesimciler çam ağaçlarını kestikleri zaman gelip onların üstündeki burçlarını yiyorlar. Burada da bol miktarda burç var. Gördüğünüz gibi. Her ağaçta hemen hemen burç var. Altta dere var. Şu anda gözet halindeyiz. Az önce yataklarını da bulduk ama kendilerini bir türlü şu ana kadar göremedik. Arıyoruz.
Avımızın dördüncü günü, Perşembe günü. Şu anda Çobanlar Köyü'ne doğru yola çıktık. Akşam, gece daha doğrusu saat 4:30 civarlarında büyük bir fırtına vardı. Kaldığımız dereli kaplıcaların olduğu yerde. Gördüğünüz gibi bu sis çökmüş vaziyette vadiye. Yukarıları bilemiyoruz tabii. Şimdi çıkınca göreceğiz hep beraber. 3 günden beri sadece iz görebiliyoruz. Herhangi bir geyik, dişi geyik, av hayvanı, hiçbir şey göremedik. Şansımız bugün ve yarın için devam ediyor. Ali kardeşime bol şanslar diliyorum. İnşallah geyik görürüz, atma imkanımız olur. Burası Çobanlar Köyü, Tavşanlı'ya bağlı. Eski kulenin oraya doğru çıkıyoruz. Ön tarafta rüzgar var. Değişik yerlerde izleri kontrol ettik. Şu ana kadar hiç taze iz görmedik. İz arıyoruz. Çünkü hayvan böğürmediği için en azından taze izleri takip ederek geyik bulmaya gayret ediyoruz, çabalıyoruz. Ama çok zayıf bir bölge. Burası yeni açılmasına rağmen geyik yok denecek kadar az. Evet, boynuzunu sürtmüş gene. Ama kendisi yok ortada. Bir türlü göremiyoruz. Böğürüyoruz. Böğürme sesi veriyoruz, cevap vermiyor. Yolumuzun üstünde bir sürü geyiğin boynuzunu sürttüğü çam ağaçları var. İşte onlardan iki tanesi de yan yana. Bir tane de yukarıda vardı. Gece geziyor hayvan. Gündüz yatıyor. Yattığı yeri bir türlü bulamıyoruz. Ya daha doğrusu farklı yerlerde yatıyor. Bulduğumuz yerlerde de hayvana ulaşamıyoruz. Böğürmediği için de sıkıntılı bir av yapıyoruz şu ana kadar. Mola zamanı.
Çok şiddetli yağmur sonrası odunlar ıslanmış. Ahmet arkadaşımız şimdi çıra buldu onu. Recep abinin baltası kesmiyor. Körü balta koymuş. Ya işte idare et, ne yapacağım, bu kadar. Aman abi eline vurma da. Orman koruma, milli parklar koruma ceviz yiyor bu arada. Evet, aparatif yemeğimiz ceviz vardı. Peynir, zeytin, sucuk ve bu arada dedem börük, dede börük ızgara yapacağız şimdi.